Senin bir şey var çocuklar, buradayken de bahsedeceğim de Alper'im bir gelsene. Fox sen de gel. Geliyorum. Evet, aslında toplantı sonrası bir iskele patlar. Şimdi kafamda bazı düzensizlikler var. Burada bahsedeyim çünkü Alper seni ilgilendiriyor biraz. Diğerleri burada olsaydı çok daha güzel olacaktı da diğer zaten hep beraber bir toplantı daha yapacağız mecburen. Çünkü kimse Ha. yok. Şimdi bu zamana kadar ki çatı işleyişinde bazı aksaklıklar olduğunu ve bazı problemler olduğunu hissediyorum, seziyorum. Görüyorum. Ve bu yüzden dolayı aslında emir komuta ve bazı kişilerin bazı işlerin içinde olmaması, dışarıda kalması ya da dışarıda Ben kalmayı mi bir şey ettim? hayır dur dışarıda hayır lan dışarıda kalmayı istemesi ya da birilerinin elinden iş alması ya da bazı işlerin el altından devamlı olarak döndürülmesi gibi gibi aslında birbirimizle hani hep diyorduk ya biz birbirimizden habersiziz, birbirimize danışmıyoruz, birbirimizle konuşmuyoruz gibi problemlerimiz vardı ya hani. Doğru, O var. yüzden bunları çözmek adına bazı adımlar atmak istiyorum. Ha. Bunlardan birincisi bu bütün kumar işlerinin organizasyonu ve bu yakın zamanda içine girmek istediğimiz met işinin bütün yani organizasyona kastım şu. Hepsini Baho Dayı üstlenecek. Ama şöyle olacak. Mesela diyelim ki Baho Dayı ya ben gidip bir işte Bilek'le konuşayım dediği zaman kumarla alakalı. Bilek'le konuşayım dediği zaman Mirza oradan çıkıp ya onu ben hallederim ya da onu ben hallettim demeyecek. Baho Dayı sen hallet diyene kadar. Ha. Bu birincisi. Aynı şekilde Met işi için de öyle. Kim Ben karşılıyım, siz karşıla? konuşun. Ama seni de ilgilendiriyor. Sen niye gidiyorsun? E Tamam adamlar gittik. geldi, Tamam gittikleri zaman karşılamayalım mı? konuşuruz. Gittikleri zaman konuşuruz. Okey, karşılayalım adamları, ben hallediyorum. Siz oturun patronlar. Bir şey diyecektim de olmaz. Ya çalmasa... Ne gibi? Yürü bakalım seni küçük Ananı bir s**eyim şey. Efecan mı? Aynen bağırdım ona, Efecan çalmasın mı? dedim. Oha abim geldi. Ya, yemin ederim görene kadar hiç inanmamış gibi. Kimsin? Abim maskesini takan biri olabilir mi bu? Ona çok önemli. Sadece Efecan'ın bileceği bir soru soralım. Zihin kontrol. Abim. Selamun aleyküm. Aleyna aleyküm selam, hoş Hoş geldin. geldin abi. Nasılsınız? Yapalım abi ve konuşuyoruz işler güçler. Sen ne yapıyorsun? Ben de. Durgun gibisin biraz. Birazcık. Evet. Bismillah. Bunun dışında ha neyden bahsedeyim ha mesela Bahattin Dayı şunu yapacak. Bu işin pişirilmesinden. Bu işin kim mesela evet bir yer olacak pişirilecek de mesela. Bunu kim pişirecek? Bu adamı Bahattin Dayı halledecek. Biz değil. Biz en fazla bu adama bak şöyle şöyle biri var. Bunu düşünür müsün diye öneri yapacağız. Bu iş bunda olacak. Kumar nerede? Nasıl? Hangi oyunlar? Atıyorum kapıda kim duracak? İçeride bunu kim yönetecek? Ortada kim duracak? Paraları kim toplayacak? Hepsini teker teker Bahattin Dayı belirleyecek. Ve bu konuda insanları yönlendirecek. Yapamıyor mu? O noktadan sonra bakacağız. O noktadan sonra bunu kim yapabilir? Ya da kim bu noktada Bahattin Dayı'nın yükünü alabilir? Bu birincisi. Bir ikincisi artık işler değişiyor. Siz de farkındasınız. Şehirde de işler değişiyor. Ve bu yüzden şimdi Bahattin Dayı bizim yol göstericimiz olması lazım değil mi aslında mesela? Yani çünkü yaşça üstün, görmüş geçirmiş bir Doğru, adam. doğru. Biz adamla aslında baktığın zaman enseye şaplak, göte parmak bir muhabbet yapıyoruz. Ha, sonuçta bizim dayımız tabii yapacağız, yapmayalım demiyorum. Ama Bahattin dayının, yani bu onu yüzüne de söyleyecektim ama ben Baho dayının
yol göstericilik, olayları idare edebilme yeteneğini biraz sivrileştirmek istiyorum. Çünkü bu yeteneğin köreldiğini düşünüyorum. Çok çok köreldi hem de. Çok köreldi. Biz eskiden ona akıl almaya giderdik. Şimdi götüne pandik atmaya gidiyoruz. Aynen öyle oğlum. Aynen lan. Ne güzel laf oldu bak. Bir ikincisi seninle alakalı. Ben istiyorum ki şimdi mesela bunu kimden örnek verebilirim? İşte Fox'tan örnek vereyim mesela. Şimdi Fox devamlı olarak şu an Fox şehirde tanımadığın kimse var mı? Yok. Aşağı yukarı yok değil mi? Yani ya, tabii şehir kalabalık da tanımaktan kastım şehirde yani adı geçen. Gerekenleri tanıyorum. Heh, kaymakam gereken mısın? Onun çocuğu nasıl yok? Ya, hayır gereken insanları tanıyorum. Tamam gereken herkesi tanıyorsun mesela. Herkeste kontağın var. Ben istiyorum ki Alper sen de şehirdeki zaten tanınan bir insansın. Zaten insanlar seni tanıyor ama bu mesela nasıl diyeyim? Ben yokken şehirde değilken ya da işte uyuyorken vesaire ben sırtımı tamamen sana yaslamak istiyorum kardeşim. Niye sana yaslamak istiyorum? Çünkü bu noktada birileriyle savaş başlatmaktan ziyade ya da gidip birilerine lambur lumbur posta koymaktan ziyade ya da durduk yere sadece güçlüyüz diye ki oğlum bunu sen yapıyorsun diye söylemiyorum. Yani bunu Ogi de yapıyor, bunu Mirza da yapıyor, bunu Şahin de özellikle Şahin zaten çok yapıyor da ama değişti. Hep herkes değişti yani bu şu an hepimiz olumlu bir yöndeyiz. Kimseyi şikayet etmiyorum ya da kimsenin olumsuz bir yönünü söylemiyorum. Barışçıl yanlış anlamayın. Yani. Hayır oğlum barışçıl olmayacağız. Sadece onamıza göre şerbet vermekten bahsediyorum. Aynen öyle. Mantık noktasında bir şeyleri idare edebilme noktasında senin olmanı istiyorum kardeşim. Bu görevi üstlenebilir misin? Şimdi patron yarısı mı oluyordum biraz sonra? Yani. Olur. Vay tamam. Soğucu. Bu noktada da tamam. Aynı şeyler Bahattin dayı için söylediğim aynı şeyler geçerli. Mesela Ogi şehirde herkes tarafından tanınan, herkes tarafından çoğunlukla sevilen ve herkeste konta olan bir adam. Mesela bu adamı yanına alıp bir yere örneğin ki Medems'iyle görüşmeye gidilecek değil mi? Ben yokum. Ben ya da dedim ki Alper ben gelmeyeceğim. Sen gideceksin. Sen gittiğin zaman yanına mesela Ogi'yi almalısın. Mesela Mirza'yı, Fox'u, işte Shine'i kimi istiyorsan bunları yine sen belirleyeceksin. Alacaksın, gideceksin. İstersen tek başına git, istersen bu insanlarla git. Gidiyorsun abi. Heh, gidiyorsun, konuşuyorsun, görüşüyorsun ve şu değil. Sen konuşurken atıyorum Fox devamlı olarak müdahale edip ya işte Alper öyle değil. Alper şöyle şöyle değil. Bu insanların sana veya bana görüşen artık kimse gelip görüşmeden önce bazı şeylerin bilgisini vermesi lazım ki bu işler yürüsün. Çünkü ben mesela çok sefer şunu fark ettim. Atıyorum ben yine Medems'e devam edeyim. Medems'e görüşmeye gidiyorum. Adam bana diyor ki işte şehirde son dönemlerde biliyorsun oğlum. Bazı olayları. Efendim abi. Peki. Heh. Niye o kadar uğraşıyorsunuz oğlum? Uyanmasanız ama ne olur. Uyumak çok güzel. Uyumak harika. Ben de denedim bu taktiği birkaç zamandır da işte uyandırıldık. Demek istediğim zaten bu noktada işleri bu yani bu yöne evrilmemin de en büyük sebeplerinden birisi bu çatının bir su yok mu ya? Bir sokum. Estağfurullah. Ben gidip alıp geleyim ya Burger Shot'tan. Senin karnın kuruldu ay sabahtır. Geç geç sen geç. Alper abi, gözünüzü de dağınızı. Kaç kişi orada var Şahin? Efe Can 1, Beço 5,5. Burada 5'ler abi. Sandviçler çok kötü bu arada ya tadı. Kalp duran, kalp duran. Aynen. Mor veço. Bahattin dayı. Ay ha. Yemin ediyorum bak. Bizi takıyoruz oğlum, da mor bandana. Oğlum bana niye cevap vermiyorsun lan Bahattin dayı? Efendim, ha. Efendim Efe canım. Sikerim şöyle seni. Kardeşim. Mal konuşma amına soktum. Efendim. Ne oldu bir şey mi oldu? Hiç. Şimdi anlatacağım. Alper gelene kadar bu odayı seni ilgilendiren kısmı anlatıyorum. Dinliyorum. Yok.
Seni ilgilendiren kısım. Boş yapma Efecan. Tamam. Fatih dayı saçların aynı şeye benzemiş. Sura. Ama ikinci seçenek olan. Karakter seçme ekranında. Evet. Sura ne lan? O ne? Oh haberi eline de vereyim. Ne kadar güzel ya. Oh, sağ ol. Siktir et. Oh, taze taze. Ah, su var mı su? Su. Arıyorum. Oh. Al bakayım suyunu da. Be. Alper abi, eyvallah abi. La dur veririm lan aman abim sırayla. Allah önce abi. Sana vereyim. Eyvallah. Ne olacak? Teşekkür ederim. Su isteyen var mı? Olur. O da olur abi. Kuru kuru gitmez biliyor musun? Eyvallah. Kalp durduran yiyoruz da abi. Bir kalbimiz kalmadı ki. Hepsini mahvettiler. Telefonu kim çaldı? Evde unutmuşsundur abi. Anlatıyorum. Daha odayım. Seni ilgilendiren kısım şu. Şimdi biliyorsun şehirde bazı şeyler, düzenler değişti. Bizim de bazı değişimlere gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu benim şahsi kararım. Bir sürede böyle deneyelim. Bakalım böyle nasıl oluyor işler. Birincisi dayı senin bak şunu söyleyeyim öncelikle buradaki herkese. Kimsenin karakterini değiştirmeye çalışmıyorum. Yani karakteristik tabii. Özelliklerinizi değiştirmeye çalışmıyorum. Tabii. Kimsenin davranışlarını değiştirmeye çalışmıyorum. Kimsenin hayatını farklı bir noktaya çekmeye çalışmıyorum. Kimse beni yanlış anlamasın. Bireysel hayatınızda ne yapıyorsanız yapın. Kiminle samimisiniz, kiminle uzaksınız, kiminle nasıl bir ilişkiniz var. Bütün ortamlara girip çıkıyor. Hiç umurumda değil. Ama olay işe geldiği zaman içimiz biraz farklı olacak. Bunun birincisi dayı, senin benim tanıdığım Baho dayı şöyle bir dayıydı. İşin düştüğü zaman koşabileceğin, başın sıkıştığında destek alabileceğin, sana bir büyüğün olarak sana işlerimiz için körelmiş olduğunu düşünüyorum. O yüzden senin bu noktada biraz daha bu ekipteki insanlara ya Şahin sana gelip de atıyorum ya da Şahin bir olayın içine girdi. Sen oğlum bir durun o iş öyle olmaz dediğin zaman bizim Şahin'in duruyor olması gerekiyor normal şartlarda. Sana gelip de ya siktir git Bao sen ne bileceksin deyip yürüyememesi lazım. Böyle bir ilişkimiz olması lazım bizim. Böyle bir hiyerarşik sistemimiz olması lazım. Çünkü sen bu ekipteki en eski adamsın aslında yani ekipteki değil. Sen bizim aramızdaki en görmüş geçirmiş kişisin. Bu birincisi. İkincisi kumar işlerini tamamen senin yürütmeni istiyorum. Değil, Mirz'in değil, Alper'in değil, Fox'un değil, Efecan'ın değil. Çakır'ın da değil. Senin bunu yapman gerekiyor. Diyeceksin ki Şahin sen kapıdasın. Tamam Şahin kapıya geçti bile. Ya da diyeceksin ki ben Bile'yi kumara çağırayım dediğin zaman Ogi sana gelip de tamam ben onlarla konuşurum demeyecek. Ya da ben onlarla konuştum onlara geliyor demeyecek. Bu senden kontrolsüz bir iş olur. Bu senin kontrolünde olacak. Sen ara dedin mi aranacak. Sen çağır dedin mi çağrılanacak. Bu tamamen sende. Temiz bir şekilde anlatabilmişimdir umarım. Anladım. Ki zaten senin en iyi olduğun işlerden birisi dayı. Eyvallah. Şimdi şöyle birkaç bir şey söyleyeyim. Tamam bakacağım. Ya birkaç aydır biraz böyle nasıl desem boşlamış bulunmaktayım. Kendim de farkındayım zaten. Bu saygı
Ben millete nasıl davrandıysam aslında milletin geri dönüşü o biraz öyle oldu. Ben de artık ben seni zor şey suçlamıyorum eski... de bak yanlış anlama. Yok yok suçlamak değil. Bunun ben kendim farkına vardım. Sen söyledin diye değil. Kendim farkına vardım. Sen bunu şu anda bu ortamda açmasaydın ben zaten bir şeyleri yoluna koyduğumu kendi hareketlerimle belirleyecektim. Gel otur. Bazı şeylerden rahatsız oluyorum. Rahatsız olduğum şeyleri ben yaptığım için aslında böyle durumlar olduğunu fark ettim. Eskisi gibi yılışık bir muhabbet bana karşı yapılmasını istemiyorum açıkçası. Tamam. Ben buna saygı duyuyorum. Dayı seni götten sikerim yok bilmem ne. Bunu artık hoşlandığım durumlar değil. Ben başkasına da yapmayacağım. Katılıyorum. Ve şöyle fark ettim ki benim aslında bu hareketleri yapmamın sebebi benim işlere kafamı vermememden kaynaklı oluyor. Çünkü benim Allah Allah ya. Benim bu işleri yürüttüğüm zaman bu duruma düşecek vaktim yoktu. Hı hı. En başta dediğiniz gibi kumar işiyle de, dur oğlum. Kumar işiyle zaten ulan en başta. Miyim ben? Otur oğlum. Dur oğlum. İstiyana gel oğlum. Dur Efe canım. Zaten kumar işiyle de eskiden beri ilgileniyordu. Anladın mı? Ben yani bu durumları biliyorsunuz zaten. Açıklamama gerek yok. Diğer bir işimizde biliyorsunuz ki yani kimyasal. Bu iki işi hızlandırmak için adımlar atmaya çalışıyorum. Bak, o iş için de öyle. Dayıcım özür dilerim. Bölüyorum lafını. Kimyasal işi için de öyle. Bu kimyasalı kim alacak? Kim pişirecek? Kim başında duracak? Kim kontrolünü yapacak? Nerede olacak? Nasıl olacak? Kaç gram olacak? Kaç dolar olacak? Kaç? Hepsi senin kontrolünde olması lazım. Ha, gel bana okay. Danış. Gel Alper'e danış, Ogi'ye danış, Mirza'ya danış, Fox'a danış, Şahin'e danış, Çakır'a danış, Efecan'a danış. Herkesi saydırmayın bana. Herkese danış. Ama danış. Sana biz fikir verebiliriz zaten. Ama siz olmadığınız sürece ben hiçbir şekilde zaten bir şey kalkışamam ki. Mesela ben bilen adam ama sadece bilmekle kalmıyor. Bu bak, işi yapmak da gerekiyor. Yapmam tamam, için dur de bir şunu söyleyeyim dayı. Şunu söyleyeyim. Mesela Fox sana gelip şunu diyebilir. Dayı bak, bunu bu karavanda yapıyoruz ama bu karavanın yeri çok açık. Bu karavan patlayabilir. Bunu dedi diye sen bu işi değiştirmeyeceksin ya da Fox şuna alınamaz. Ya ben bunu söyledim bu adam değiştirmedi diyemez. Çünkü Fox fikrini belirtti. İşleyip işlememek senin elinde. Ha ne olur? Basıldı mı o şey patladı mı karavan? Bundan sen sorumlusun. Bu sefer de sen elini taşın altına sokacaksın. Diyeceksin ki bu benim hatam. Bu karavanı ben burada seçtim. Bu benim suçum. Okay. Bu. Burada dediğim gibi ha bak zaten seni en başta söyledim. Senin karakteristik yapını değiştirmek istemiyorum. Sen yine insanlarda nasıl olursan ol. Ama mesela ben de öyleyim. Bir ortama illegal bir ortama girdiğim zaman bir ekip görüşmesi ya da bir ekiplerin bulunduğu bir organizasyona katıldığım zaman ben çok farklı bir insan olduğumu düşünüyorum. Çünkü normalde şen şakrak gezinen ben orada bir duruş korumak zorundayım ve bunu dışarıya yansıtıyorum. Sen de bu şekilde olabilirsin. Ha biz yine ekip içerisindeyken şurada otururken ben sana dayaydı bir çay koy deyip sende taşak geçebilirim. Ama bunun ben o çayı bir dur. Görmesini istemiyorum. İnsanlar heh, çok güçlü davranmaya başlar. Evet işte zaten benim de sıkıntım burada dayıcım. Ben sana hadi dayı ya çay, kalk bir çay koy dediğim zaman biz burada görüşürüz ama ben giderim o çayı sike sike ben koyarım. Çünkü sen benim büyüğümsün. Benim anlatmaya çalıştığım öyle. Nokta bu. Eyvallah. Ne oluyor? Bu sefer insanlar içinde de sana karşı belki de bir ön yargı başlıyor. Belki de adamlar diyor ki ya Baho da Baho eski Baho değil diyor belki. Ya bunu mesela. Ben kendim diyorum. Ha, yani. Bunu sen en hepsinden sen diyorsun. Bu birinci konumuzdu. Seninle alakalı olan mevzular buydu. Eyvallah. Bir ikincisi ekip içerisinde şimdi burada kimsenin alınacağını yanlış anlayacağını düşünmüyorum. Sürekli olarak az önce de bahsettim. Yeni gelenler için tekrar bahsediyorum. Sürekli olarak hani birbirimizden iletişimsizlik, kopukluk, bu gibi bazı problemlerimiz vardı biliyorsunuz. Ve bu problemleri yok etmek adına bazı hiyerarşik sistemlerimiz olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun en başında abi, okay. Burada Alper'e farklı bir sorumluluk yüklemek istiyorum. Çünkü bizim isim babamız ve bu çatının temelleri atıldığında aslında temellerini atan kişi Alper Çubuk. Bu noktada Alper'in az önce de söylediğim gibi herhangi bir diyelim ki aynı örnekten devam edeyim. MEDEMS ile bir görüşme olacak. İstediğim şu, bu görüşmede Alper bulunacak. Bu görüşmede söz sahibi olan kişi Alper olacak. Gelecek, konuşacak, yanına Ogi'yi alacak mesela ya da işte Mirza'yı alacak ya da kimi istiyorsa onu alacak, gidecek, görüşecek. Bu noktada bu kişiler
Şimdi mesela Ogi çok sosyal bir insan. Diyelim ki öyle. MedMC'de diyelim ki herkesle samimiyeti var. Bir yörünün boku sıçtığı kabı bile biliyor. Ama o noktada Alper o görüşmenin içerisindeyken Ogi Alper'in sözünü kesip de Alper öyle değil ya da şunu şöyle yapalım diyemeyecek. Çünkü burada söz sahibi kişi Alper. Ve bu noktada Ogi'nin yapması gereken şu. Bu görüşmeye gidilmeden önce Alper'le oturup şunun de konuşulması lazım. Ya Alper bak bu adam şu kaba sıçıyor. Bu kadar sıçıyor günde. Haberin olsun kardeşim. Buna göre hareket edelim diye yine fikir az önce Baho'dayız sana kimyasal konusunda fikir verildiği gibi Alper'e fikir verilecek. Senin bak insanlar bizimkiler gelmeden önce de bahsettiğim muhabbet buydu. Bir olay oluyor mesela bir ekiple görüşülüyor. Görüşüyoruz. Sonlanıyor görüşme. Ondan sonra birisi çıkıyor. İşte Baho'da çıkıyor ki bu adam böyle böyle yapmıştı. Ama biz bu görüşmeden önce bu bilgiyi alsak Aynen o öyle. görüşme öyle sonlanmayacaktı Evet, belki. iletişimcisi bu. Ha. Burada yine bu Alper, bu da senin sorumluluğun. Biri sana görüşmenin sonrasında ya bu adam bak bizim arkamızdan böyle böyle konuşmuştu ama biz buna böyle yaklaştık dediği anda bunu söylemenizin hiçbir mantığı yok. O an çünkü olan Aynen oldu. O öyle. adamı arayıp da arkasından yani sen de konuş sen bizim arkamızdan şöyle konuşmuşsun. Bizim haberi yeni geldi. O yüzden bizim bugün konuştuklarımızın hepsi iptal diyemezsin. Bu noktada da ekip üyesi olarak, bir ekibin parçası olarak, ekipteki herkesin yapması gereken şey de gidip Alper'e bu görüşmeden önce haber vermek. Ben demiyorum Ogi'ye sen bundan sonra görüşmeye gitme diye ya da bu adamlarla konuşma, tanışma, sosyal ortamını bitir demiyorum ya da aranızdaki herhangi birine ya da Mirza'ya ya da işte Şahin'e ya da Fox'a demiyorum. Sadece iş konusu olduğu zaman herkesin alması gereken, sırtlaması gereken bazı yükler olacak ve böylece atıyorum az önce belirttiğim gibi ya bu adam bizim arkamızdan şöyle konuşmuştu. Ya tamam Beço sen bu adamla konuştun ama bak bunlar bize yamuk yapabilir. Çünkü geçen gün şunun şunun karısına şöyle yapmışlar. Bu muhabbetler olmamalı. Çünkü biz bu muhabbetler olunca birbirimizden çok kopuk bir hal alıyoruz. Onun dışında Mirza'ya da şöyle bir sorumluluk var. Mirza da biliyorsunuz yapıtaşlarından birisi. Ve onun da bizim tamamen legal yüzümüz olarak. Ben Mirza'nın şu anda kimse kusura bakmasın. Ne bok yediği hakkında hiçbir bilgim yok. Kaç tane arabası var? Şirketinin durumu ne? Plak mı çıkarıyor? Sanatçı mı bağlıyor? O Ses Türkiye'ye adam mı gönderiyor? Hiçbir bilgim yok. Yok abi yok. Niye yok? Ya Ben bu adamın... Mirza bak bir eleştirmem gerekirse her işi yapmaya çalışıyor ama tam olarak ne iş yaptığı belli değil. Galericilik yapmak istiyor, plak şirketi müzik işi yapıyor, mekanik alacağım diyor, bir şeyler sürekli bir kafasında bir proje var ama asla hiçbir şeye odaklanamadığı için bir Alamın şeyi yok. Evet. Bu yüzden de onun yapması gereken şey de ekibin legal yüzünü yöneterek ekibin sadece illegalden para kazanmasını değil, aynı zamanda legalden para kazanmasını sağlamak. Bugüne kadar Mirza'nın sattığı hiçbir araçtan bizim kasamıza para geçmedi. Mirza'nın yapmış olduğu hiçbir şarkıcı anlaşmasıdır, odur budur, sanatçısı zartı zurtudur, yok işte Ezra'nın şarkıları. Bir dolar para girmedi kasaya. Niye girmedi? Bu adam bizim ekibimizin üyesi değil mi? Bu adam bir ekibin kurucularından biri değil mi? Nerede bu iş? Çatı. Hani bu adam çatıda. Ekip üyesi. Ben bu adamın patronu değil miyim? Nerede bu adamın hani şeyi katkısı? Tamam bak manevi katkısından bahsetmiyorum. Çünkü bir sistemimiz yok. Evet, herkesin kendi çarkları var. Çok güzel dönüyor herkesin kendi çarkları. Ama bu çarklar çatı adına hiçbir şeyi döndürmüyor ki. Ne oluyor? Atıyorum. Mesela şurada döndürüyor. Benim Luis'le az önce yaptığım konuşmadaki samimiyet nereden geliyor? Baho dayının, Şahin'in 7/24 Luis'le beraber otbok yemesinden geliyor. Bu bizim için artı bir şey. Ben zaten bunu daha devam et, bunu sonlandırın demiyorum. Kişisel şeyleriniz devam edecek. Ama ben bunu bilmiyor olsaydım, ben bunu görmüyor olsaydım ya da Şahin gelip bana ya bak Luis iyi çocuk dememiş olsaydı ben bugün Luis'le bu şekilde konuşuyor olmayacaktım arkadaşlar. Bahsetmeye çalıştığım şey buydu. Onun dışında Ezra'ya gelecek olursak bu odayı Ezra'nın bu madde kullanımıdır, odur budur her şeyi zaten biliyoruz. Otunu bokunu. Bu noktada sana yardımcı olarak sana İyi bu ki kimyasal öldü. konusunda destek olmasını istiyorum.
Senin için uygun mu? Kesinlikle bu arada. Kesinlikle uygun. Bali mali içiyor ya. Ben ikinci olarak da Shiny yani içeriye istiyorum bu arada. Nasıl yani? Shiny'nin içinde uygunsa bu aşağıya tamam, laboratuvar bak, kısmına. Şöyle düşün dayı. O senin Shiny'nin arandaki ilişki. Sadece Shiny'ni bunu dahil edersen beni ve Alper'i bu noktada bilgilendirmen yeterli. Tamamdır. Yapmamız yani oluşturduğumuz hiyerarşik sistem şu anda bunun üzerine. O işte o adam sen istediğini alabilirsin. İşte ne bileyim Mogi'yi de al, Fox'u da al. Kimi alıyorsan al yanına. Sadece bu iş yürüsün. Şöyle düşün. Okay. Biz bir ekibiz. Ekip altında farklı kollara ayrılıyoruz. İşte kimyasalıdır, ne bileyim insanlarla olan bağlardır. Mesela insanlarla olan bağlarımızda da Ogi bizim için çok kuvvetli. Çünkü Ogi, her delikte Ogi var. Hangi taşın altına kaldırsam Ogi var. Ya Southside'da silah patlıyor, Ogi'ye telefon geliyor Southside'da silah patlıyor diye. Ne bileyim MedMC gidiyor birini çok kaçırıyor. Çok şükür sağladık onu ya. Tamam evet, Ogi'ye telefon geliyor MedMC'nin elinde şu var diye. Atıyorum yardıma ihtiyacımız var diyorum. Ogi diyor ki tamam şeyler hazır, Japonlar hazır, motordalar bekliyorlar. Bu noktada şey da bile, reis, ekibin mesela şehirde kimse bilmezken Altan mesela Matt de Dark MC'nin arası bozuk, Altan'daki silahları alma çatışmasına girdiler. Hı-hı. Sırf bir söz için Dark'a satıldı mesela. Burada anlatabiliyor muyum? Bunlar evet önemli şeyler ama bunları sağladık çok şükür. Eskiden şikayetçiydik. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve dikkat et abi. Görüşürüz efendim. Senin bu noktada kontağının en çok işe yarayacağı kişi yine bu noktada Alper. Yani senin aslında bu noktada Alper'le ortak çalışıyor olman lazım. Ama bu noktada Alper'i hiçbir şekilde ezmiyor olman lazım. Eziyorsun diye söylemiyorum. Yanlış anlama. Bahsetmeye çalıştığım noktayı yakalayın. Anladım anladım. Okey abi şöyle bir durum var o zaman. Hiyerarşik bir sisteme geçildi. Burada da sen yokken Alper var. Doğru muyum? Evet. Alper'den ziyade bu biraz hiyerarşik sistemden dışarı da. Ya Bağday da illegal kumar ve kimyasalla ilgilenecek ki en bilgimiz o mükemmel olmuş. Zaten öyleydi de yönelmiyordu. Bir noktaya daha deneyeceğim. Bir noktaya daha deneyeceğim. Bir de değinmediğim nokta şu. Ekibin illegal tarafı. Bu illegal tarafı da yine bakın Alper'le haberli bir şekilde giderek Alper'e gerekirse rapor, gerekirse izin ya da ben şu markete gideceğim gibisinden haber, bak haber vermekten bahsediyorum. Bu noktada zaten bu ekibin yıkılmaz, gerçekten yıkılmaz 3 illegal ismi var. 4 illegal ismi var aslında. Birincisi sen, birincisi Fox, ikincisi Fox, üçüncüsü Şahin, dördüncüsü Çakır. Zaten Ezra da var bak 5. 5 adet sokakta gerçek anlamda canlı canlı insan parçalayabilecek kişi var elimizde. Bu da bu ekibin sokaktaki gücü demek. Bu da burada şu Vespucci'ye inip aşağı inip şuradaki berber dükkanına girdiğiniz zaman oradaki insanların bacakları titriyorsa bu da sizin sayenizde olan bir şey. Bu noktada zaten bu şekilde devam edilmesi lazım. Bu noktada değişmesi gereken hiçbir şey yok. Fox okey misin buna? Yaptığımız illegal aktivitelere aynı şekilde devam ediyoruz. Sadece sizden her zaman istediğim nokta kontrollü gitmeniz. Bu kontrolü sağlaması için de Alper'e güveniyorum. Bu noktada atıyorum. Ya şunu biliyorum arkadaşlar. Kimse beni yanlış anlamasın. Gözünüzü seveyim ama Çakır gidip Southside'da bile bir yanlış yaptığı zaman şunu biliyorum. Anlık bir gaza gelerek bu ekipte mantıklı bir şekilde karar verebilecek isim Alper. Benim için. Siz bak kendinizi düşünüyor, bu noktaya koyuyor olabilirsiniz. Lütfen beni yanlış anlamayın. Ama bunu deneyip görmek istiyorum. Yani bu benim içimde Alper'e görev vererek ben bunu kendi içimde de ulan Alper'i bir test edeyim diye olabilirim. Ama şu anda bunu dışarıya söylemekten gocunmuyorum. Çünkü hepiniz benim kardeşimsiniz ama bu noktada bu işi yürütebilecek. Ya beyler bir durun silah sıkmayın. Benim yaptığım gibi beyler bir durun silah sıkmayın. Ya da ya bu adam yanlış yapmış. Bunun anasını sikelim silahlanın gidiyoruz diyebilecek kişi benim için Alper. O yüzden bugün böyle bir görev dağılımı yaptık. Eyvallah. Ben memnunum bu arada söylenenlerden kenarıma. Valla benim çok ufak bir eleştirim olur Raf'ın bu dediğine. Şu Alper mesela Çakır'a ben orada dur desem durmaz. Örnek veriyorum. Ama Alper dur dedi mi duracağını düşünüyorum. Doğru. Müthiş Alper'in olması. Ama bugün konuştuğumuzu ezik geçiyorum Alper'im. Eğer Alper'i
gerçekten bu dediklerini yaparken bulabileceksek ve gerçekten Alper de bunu istiyorsa, bak sana yemin ediyorum 2 aya şehri alırız. Ben de bunu düşünüyorum. Alper sen ne düşünüyorsun bu tüm söylediklerinde? Ya eleştiri de değil aslında da dediğimi anladım. Anladım. Eleştiriden ziyade bir kuşkum var bu noktada. Ben Beço'ya bir şey sormak istiyorum. Beço, sen beni birazcık amaçsız gördüğün içinde mi sanki böyle bir şey söyledin? Amaçsız gördüğüm, evet aslında seni amaçsız gördüğüm dedim, çünkü benim şöyle. Benim çıkmak için çok bir amacım yoktu arkadaşlar. Evet. Yalan yok. Mekanik bak, var. Evet dur. Dediğin gibi mekanik var idi. O mekanikte seni görüyordum. Seni sokakta görmüyordum. Ya da bir şey olduğu zaman ya Alper hadi gel işte baroyla görüşmeye gidiyoruz dediğin zaman geliyordun. Ama sen bu kadar pasif olacak bir insan değilsin bizim aramızda. Yani benim hevesim epey bir kaçmıştı. Evde oturup akşama kadar Metin 2 oynuyoruz Efecan'la. Hani mekaniğin bu işte yarı tarafının tekrar kapatılması falan filan benim elimde bir böyle uğraşacağım bir şey çok yok. Güzel oldu. Çok güzel oldu her şey. Beço'nun bir noktada da bu yüzden de bunu düşündüğünü de biliyorum. O yüzden bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Allah'tan bir şey gelmesin inşallah. Evet. Ve ben şu mantığa inanıyorum. Örneğin Ogi senin için konuşmak gerekirse kardeşim. Sen evet onu ben kaçırdım reisim bana konuş da. Sen gerçekten benim gözümü kapatıp emanet ettiğim bir insansın. Her şeyi emanet ettiğim bir insansın. Ama ben seni bürokrasi yapayım ulan savaşayım ya çok sinirliyim ama işte Beço'ya yanlış yapmam lazım işte ulan çatıya bir şey olmaması lazım gibi bir kafa karışıklığı içerisindeyken sen kardeşim benliğini unutuyorsun. Senin bu noktada kıyıcı olman lazım. O bahsettiğim kıyıcılar var ya hani 5 kişi. Aha. Burada da görev alacak kişi sensin. Buranın önderliğini yapacak kişi sensin. Eğer ki Alper bir vur emri veriyorsa ya da ben bir vur emri veriyorsam bu noktada bunun bütün planı sende. Çünkü bunu yapabilecek insan sensin. Senin ya işte atıyorum Southside'a gireceğiz. Forumu alacağız. Bunu nasıl yaparız denildiği zaman burada bunun düzenini sağlayacak. Orada işte ne bileyim işte Alper'le bak Alper'le hala bağlısın ha. Yanlış anlama. Anladım mesela canım, senin bu arada ben Alper'le bağlı olduğumda bir de dinle bölme. Burada yapacağın şey şu. Mesela Japonlar organize edilecek. Sen diyeceksin ki mesela sen yapacaksın ya da Alper'e bunu diyeceksin ki bunu ben yapayım mı? Alper diyecek sana yap. Arayacaksın Japonlara diyeceksin ki Japonlar toplanın gelin foruma gireceğiz. Mesela ondan sonra diyeceksin ki Alper bak bizim aramız işte şeyde de iyi. Dark MC'de de iyi. Dark MC'yi de çağıralım. Alper düşünecek, tartacak. Diyecek ki Dark MC'yi çağırmak bize faydalı olur mu? Zararlı mı olur? Faydalı mı olur? Tamam faydalı olur. Tamam Ogi çağıralım. Sen gidip o bağlantıyı yapacaksın. Sen o planı oraya giriş, oradan çıkış, orayı ele geçirme planını yapacak kişi sensin. Ya senin planını onaylayacak. Birinin anasını girmesi gerekiyorsa gideceğim adam zaten Ogi. Ya tamam evet işte onu diyorum. Senin burada senin bu yaptığın planı, bu kıyım planını, bu forumu yok etme planını onaylayacak kişi ben ve Alper'im. Okey. Abi ben şunu çok açık söyleyeyim. Birincisi hiyerarşiyi en çok isteyen insan bendim. Bunun başında kimin olduğunun önemi yok. Ama sonunda bunun olmasına çok sevindim. İkincisi de şu reisim. Bir süre işte toplantılara gittim ben sözcü oldum. Ben konuştum sen yoktun herkes o gidedi. Masada bile geldin işte sen yokken ben oturuyordum. Kalktım doğru. Hemen arkana geçtim biliyorsun. Biz sadece kafanızda şu canlansın. Ben gerçekten şu olgunluktayım. Eğer Alper bana bir emir verdiğinde ben bundan gocunmam bu bir. İkincisi zaten Alper bir sikim yapmış gibi gözükmez. Çatı bir sikim yapmış gibi gözükür. Bunu ben ekibe anımsatamamıştım. Bu benim için müthiş oldu şu an. Kesinlikle yani... ve ben şunu da biliyorum. Ben bugün sana şunu da söylesem gocunur musun? Ogi ben senin yaptığın işlerden memnun değilim. Sen ekibin legal yüzüne geç kardeşim. Git insanlarla sosyalleş. Yok. Biliyorum bunu bildiğim için rahatım zaten. Oğlum sen ya bundan çok değil oğlum. Bir ay kadar önce değil mi? Bir hafta mı? 2 hafta, 3 hafta mı oldu? Lan hı-hı. 2 tane polis kaldırdın oğlum bir başına. Bir başına dediğim sen organize etmedin mi bunu? Hı-hı. Bağlantıyı sen yapmadın mı? Evet. Yaşar'ı Altan'ı sen Yaşar, çağırmadın mı oraya? Baho, Ezra evet. Heh. Sen çağırmadın mı? Bu adamları gidip sen almadın mı? Depoya sen kapatmadın mı? Sen busun oğlum. Sen gidip orada vallahi ya ben gideyim de polislerde işte şey yapayım mı? Senin burada yapman gereken tek şey şu. Alper böyle böyle bir durum var. Okey misin? Alper okeyim. Ben o gün sen beni aradın. Dedin ki ben bunu kafaya koydum. Arayacağım. Ben sana dedim. Ara.
Ben sana bu emri verdim. Bunu bayağı 20 saat falan aradım. Bunu Alper yapacak. Ara diye sana ara emrini Alper verecek. Bitti, bu kadar aslında. Okey. Abi Alper bana bir şeylerin de zaten gocunmam bana müthiş olur yani bu. Oh ya, uyuma planı. Çocukken de şu söz hakkı yani bu Angelo olsaydı da benim için süper, yani süper olurdu ki Alper bundan bir tık daha iyi oldu bana çünkü hem hepimizden tecrübeli hem eski hem dediği gibi onun da bir işi gücü olur abla kodu bunu buralarda olur. Bana okey yani gayet. Okey. Burada bahsettiğim şeylerden kafasına takılan var mı? Çakır yok. Ben Çakır'ı alırım, karşıma konuşurum. Ezra ile biriniz konuşması lazım. Burada bahseden her şeyi. Zaten burada Fox sana değinmedim. Zaten olduğun konumdasın ve olduğun konumdan çok memnunum. Bu şekilde devam etmeni istiyorum. Saygılar. Sen de bu, sen de sonuçta kıyıcı timin içerisindesin. Çakır'dan bahsetmedim. Çakır da aynı şekilde. Ezra'dan bahsetmedim. Ezra da aynı şekilde, aynı zamanda Ezra Bağdayı'nın yardımcısı olarak görev alacak. Ya ilişki yasağı getirelim. Baho dayım kaç yaş ya? Yaş kaç? He? Yaş kaç oldu dayım? 36. Dayı sen biraz şeyi, senin bu aslında şimdi mesela hallerin ne şey mi yorsak hani bölüm yani hani yaşın getirmiş oldu bir şey gibi. Metabolizmaya hani, girdin ya dayı. He, mesela böyle hani babalar vardır. Hani dedeler vardır. Metabolizmaya girdin ya sen. Dayı dedeler vardır. Hani şey böyle kot pantolon, ne bileyim böyle spor ayakkabı, tight might giyer. Ya yalnız kurt. Mature diyor sadece. Hani o mu ya? Sen de o mu acaba hani? Biraz matureleştin mi dayı diyor sana? Bu arada boy boya geçmeden Beçim bir konu açabilir ya. Miyim? Tabii hocam. Reisim. Vezne ve kuyumcu için de birini belirle. Ve dediğinin aksi olmasın. Çünkü artık marketten falan geçtik baba. Biz büyüdük. Tamam mı? bir de bak canımın içidir. Çok severim. Ama şöyle bir olay var. Ekibimiz, ona da okuyayım ama ben yaklaşık 4-5 aydır şeyi göremiyorum. Oakley'i. Mirza'yla olan ilişkisinden dolayı ekibe girmiş biri değil. Mirza'yla olan ilişkisi bittikten sonra ekipten ben de çıkarılacak görüyorum, biri de değil. Evet. Bu konuyla da sen bir ilgilen, bir ulaşmaya çalış liderimiz tamam. olarak. Bir tamam. şey yap, bu kadar diyeceklerim. Tamam, o iş bende. Bu konuyla alakalı bildiklerimizi unutmaya gerek yok. Körelmeye gerek yok. Marketse market çok problem değil ama dediğin gibi evet bizler artık büyük işleri kovalamak zorundayız. Büyük iş büyük sorumluluk getirir, bunu unutmayın. Ve bazı sonuçlar doğurur. Başarısızlık durumunda hayatın yanabilmesi gibi. Şu aralar zaten elimizde bunu gerçekleştirebilecek bir mühimmatımız yok. Mühimmat geldikten sonra da kendi aramızda bu konuyu tekrar konuşmamız lazım. Çünkü yani ne nasıl olacak? Çünkü bugün bir düzen değişti biliyorsunuz bu toplantıdan kaynaklı. Ve yeni düzende nasıl olacak işler? Çünkü sokak biraz farklı arkadaşlar. Hani bakıyorum polislerin tavırları biraz farklı. Neyin ne olacağı belli değil. Biraz bekleyelim. Şehrin nabzına göre bunu da tekrar konuşalım. Beço, birkaç bir şey sormak istiyorum. Tabii. Vespici söyleyeyim yani bu konu hakkında netleştiğimizi düşünüyorum. Vespucci konusunda ve Vespucci konusunda bu Vespucci içerisinde illegal yaptıracak mıyız? Ne tarz bir yol izleyeceğiz? Şimdi şöyle çünkü hemen şunu söyleyeyim, yaklaşık bundan bir ay önceye kadar tam sol çaprazımızdaki berberin orada bu yeni gelen bu motorcular var ya, David Dawson ve Sikim. Evet. Onlardan bir tanesi gözümün önünde savcıyı soydu. Ben herhangi bir hamle yapmadım. Basbe gözümün önünde. Soymamış, daha sonrasında ben konuştum sen deyince Şahin'in bu arada. Yok, soydu. Soydu, sonra parasını vermiş savcının. Savcıyla birebir ben konuştum. Adamı da ben uyardım. Yani ne yapmamız gerekiyor? Ben bu tarz bir şey görürsem, çünkü başıma Alper'i geldi. Alper'i arayacaksın. Söyleyeceksin. Evet. Böyle böyle bir olay var, ne yapacağım diye. Aynen öyle. Tamam. Benim başıma daha önceden geldiğinden dolayı bazı bu şehirde aksiyon alıyordu bazı insanlar. Ne tarz bir yol izleyeceğiz Beço? Bugün
masada bunu da söyledim. Vespucci tamamen bizde dedim. Omar da evet bundan sonra Vespucci'den tamamen sen sorumlusun gibi bir cümle kurdu. Hatırlamıyorum cümleyi. Öyle hatırlıyor musun? Hayır. Masada dedi Vespucci'nin dedi Beço Durgun'a ait olmadığını inkar edecek ya da buna karşılık verebilecek biri var mı dedi. Yok dedi. Kimse ses çıkarmadı. O zaman benim gözümde de dedi Vespucci artık senindir dedi. Bu yüzden biz daha öncesinde Southside'daki bir hakimiyet olurken hatırlarsanız Barrio Black ikilisi şu anda da Barrio Black bunu sürdürüyor. Biz burada bir şey yaptığımız zaman bize silah sıkılmadı. Gelip bizle konuşuldu. Bu noktada bir problem yaşandığı zaman burada yapmamız gereken Alper'le benim bunu düşünüp sizden gelen bu geri dönüşle beraber bunu düşünüp doğru bir şeye karar vermemiz. Fakat şunu söyleyeyim. Herhangi bir sınırı belirlemedik. Kimse herhangi bir sınır bildirmedik. Fakat Southside'ın bir ucundan bir diğer ucuna kadar hakimiyet sürülürken kimse kusura bakmasın Vespucci sahilinin yani bir tarafından bir diğer tarafına kadar hükümdarlığımızı ortaya koyarız. Bunu kabul etmek istemeyen varsa karşı çıkar. Karşı geldiği noktada... Ama İskere'den Marina'ya kadar mı kastediysen? Neresi biliyor musun tam olarak? Bulut suudundan Marabunta olsun. Şeyin orayı düşün. Camlı otoparkı biliyor musun? Biliyorsun. Bildim, katlı otopark. Bildim. Katlı otoparkın altındaki sahil başlangıcını al. Santa Maria Beach. Komple. Aynen öyle. Tamam. Onun oradan yukarıya doğru çık, tamam mı? Oradan anasını yukarıya doğru. Dinledin. Hayır anasını ama oradan değil lan. Yukarıya doğru derken mezarlığa doğru. Mezarlığa doğru çık. Oradan yol bağlantısından ta aşağıya Jim'in oraya kadar bu kara parçası bizim arkadaşlar. Bunu kabul etmek istemeyen varsa karşımıza gelebilir. Vergisi çok olur. Bir şey söyleyeceğim sana. Umurumda mı? Bak şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Bunun iki yöntemi var. Ya şu olacak. Buradan Vespucci'nin şu şeylerini biliyorsunuz. Villaların olduğu yer. Oradan Cime kadar bir parça ya da bu parçayı ikiye katlayıp üst tarafı da almak için üst tarafın da kontrolü bizimde olması. Çünkü bu fethetmek gibi nereye gittiler amına koyayım? Ne bileyim. Tuvalete gitti. Bu fethetmek gibi bir şey değil. Bu sadece burada olan olaylardan haberdar olmak. Çünkü ben mezarlığın oradaki bir iş yerinden de bilgi almak isterim. Jim'in oradaki bir iş yerinden de bilgi almak isterim. Eğer ki siz derseniz bu çok fazla olur. O zaman tekrar konuşup sadece Vespucci bölgesi için bir hamlede bulunabiliriz. Çünkü reisim. Bahsettiğimiz Southside bölgesi zaten Southside'da araba garajından mekanik araba garajı var orada. Bildiğiniz orayı ara mekanik. Orada evet. Ta alt tarafa bu adam şeyleri ruhu şad olsun. Leandro'nun olayının yaşandığı yere kadar zaten Southside olarak görülüyor. Ebu de Los Santos'un dörtte biri. Doğru diyorsun ama öyle. Şöyle bir etken var. İskele'den Cime kadar işte amına. O da olur. Söylediğin mekanda mezarlığın orada bir locanın mahallesi var biliyorsun. Hı-hı. Evet. Locanın mahallesi olduğundan dolayı reisim benim düşüncem bu iskele girişinden Efe'cinin ofisinin o kısmı bildin mi? Bildim. Kanalizasyon var, kanal tarafı. Hı hı. Yani iskele girişi, ondan sonra iskelerin orada polis departmanının karşısındaki kıyafetçi, burger shop, onun altındaki o evler, bir de sahil kısmı. Okey, yani bunu tekrar değerlendiririz. Dediğim gibi bildirmedik, kimse de tam olarak bilmiyor. Ama Vespucci'nin bizde olduğunu herkes biliyor. Masada kulaklarına çaldık sadece böyle. Herkes biliyor. Şimdi Vespucci denildiği zaman bak asıl baktığınızda şeyden iskeleden Cime kadar Efecan'ın şeye kadar o kara parçasını alıyorsunuz yukarıya doğru şeylere doğru bildiğiniz orayı villalara doğru. Ama üst taraf zaten Del Perro olarak geçiyor. Ama buraya da yani evet dediğiniz gibi şeyler var. Görüşürüz Şahin'im. Ayhanlar var. Bu ekibi ikimiz yönetelim. Bak. Ayhanlar var. Ayhanlarla da bu masaya oturup orayı da Ayhanlara sanırız. Orası da bizim olur ama. Evet. Bak, telefondan navigasyonu aç. İskelenin başından al. Evet. Tamam.
Burger Shot hizasından aşağı in. Sahil evet. Bitince tamam işte Jimmy. Tamam orası işte evet evet tamam okey okey. Bunu bu şekilde şey yaparız. Ben yatmaya gidiyorum. Tamam. Yeter artık. Ben de. Benim yapacağım başka bir şey var mı reisim? Yok bu kadar. Teşekkür ederim. İyi okey. Haydi Allah'a emanetsiniz. Dikkat edin kendinize. Haydi haydi görüşürüz. Haydi görüşürüz. Arkadaşlar Grand'a geçeceğim. 2-20 savaşı var. Efendim dayıcım. bir şeylerle konuşalım. Bu laboratuvar kıyafetleriyle alakalı 3-5 tane kıyafet lazım bize. Maskeler lazım. Onları bir şey yapalım. Tedarik edelim. Tamam dayım. Tamam bizim tamam. Bizim bu olur. İşle alakalı. Bilginiz olsun. Ayrıca tamam, bir şey daha söyleyeceğim. Bu bizim şey işinde, kimyasal işinde farklı başka bir insanlarla çalışma gibi bir durum söz konusu mu? Ne anlamadım. Yani bu kimyasalla alakalı başka biriyle çalışma söz konusu mu? Dayı o iş bence öyle olmalı ama yine onu sana bırakacağım. Çünkü tek başımıza bunun okay. Satışı matışı gerçekten zorlar ve de tek başına benim düşüncem şu tek başımıza elde tutmaya çalışma. Bu hakimiyeti elde tutmaya çalışma savaşı vereceğimize örneğin yanımıza MDMC'yi çekip de mesela ya da Dark fark etmez. Ama MDMC daha psikopat ve Dark MC benim bildiğim kadarıyla çatırdama yaşıyor. Çünkü ben David'i aylardır görmüyorum. Ve benim işim David'le. Bugün toplantıda Valeri de yoktu. Anlamadım ne olduğunu. Hmm. O yüzden... Kim vardı? Clay vardı. Kardeşi sanırım. Hem. Ya şey... Aslında sana şöyle söyleyeyim. Bu kimyasal işi çok pis bir iş, tamam mı? Sen peltekleştin mi ya son zamanlarda? Ya diş teli var ağzımda. Diş teli taktım. Bu yaşta diş teli takıyorlar mı? Takıyorlar. Şey diyecektim. Kontrol altında alamayacağımız bir adamla iş yapmak bana mantıklı gelmiyor. Çünkü bu kimyasal işi çok pis bir iş ve çok para var bu işte. O yüzden kontrol altına alabileceğimiz bir ekibe... Okey dersek iyi olur. Ayrıyetten kesinlikle formül falan öğretmem. Namıklara paslayalım. Orospu şaklarına iş yapalım. O da olabilir. Sana attığım haritaya bir bakar mısın? Baktım. Şimdi bu kırmızı senin kastettiğin yer. Evet. Ben de alternatif olarak yeşili çizdim oraya. Ben de sana bir tane daha çizeyim mi? Nereden? Tarif et. Çizmekle uğraşmak. Ben dur telefondan çizip atıyorum şimdi. Selamünaleyküm. Tamam. Bu arada üretim kısmına kesinlikle adam dahil etmek istemiyorum. Bilginiz olsun. Yani dışarıdan. Çünkü bu formül işi öyle kolay bir iş değil. Ve bir kere öğrenildiğinde gambazlamayacak bir adamı öğretmek istiyorum. O da iki tane insan seçtim zaten. Ekip içinde gambazlayacak diye demiyorum. Sadece bana yardımcı olabileceğini düşündüğüm iki insan var. Dışarıya formül kesinlikle vermeyi düşünmüyorum. Bilginiz olsun. Anladım. Kim olursa olsun. Büyük adamsın. En büyük müsün bilmiyorum ama çok büyüksün dayı. Estağfurullah. Haberin olsun. Kardeşim. Abi gerçekten büyük adamsın. Buraya nasıl? Bir şey belirtebilir miyim bu arada? Arkadaşlar. Bir saniye. Çat grubuna bir tabii. Şey attım. Baksanız abi. Bu haritalar kalsın. Bunları büyük toplantımızda bence evet, masaya mantıklı. Sürelim. Aynen. Şahin'le senin attığın aynı zaten. Deniz kısmını da aldık. Orada balık tutuyorlar ya. Marina. Onlara da çökeriz. Bu arada bir şey söyleyeceğim sana. Spora gidiyordum daha demin. Tamam. Yani imar gelmiş galiba. Nasıl yani? Bilmiyorum. Karadeniz'in mi artık Trabzon'un müteahhit girmiş galiba. Ha, o ne demek ya? Gel istiyorsan gör. Diyence de bir şey diyordu. Onu söylesin birlikte gidelim. Şunu belirteceğim arkadaşlar. Şöyle biz tamam iş yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz falan ama... Artık para kazanalım yani. Yanlış anlamayın bakın para için hani bir şeyler yapmak istediğimden dolayı değil. Ekibe geleli ben neredeyse 9 ana oldu. Ve ekiple birlikte hiçbir işten para kazanmadım. Yani kazanmalıyım demiyorum ama cebimize de bir şeyler girsin. Neden daha üst düzey olmasın ki yapacağımız şeyler. Anladınız mı? Sonuçta her şey paraya bağlı. Baba biz... Ben sana bir şey söyleyeyim. Kimyasalda bir para var. Angelina Jolie'yi bile kapına getirtirsin. Sana öyle söyleyeyim. Bir çok, bu arada ben bir şey soracağım sana.
Şimdi bu elemanlar geldi, bizden silahları topladılar, Evet, tamam. evet. Dediler ki biz silahları sizden alıp daha uygun fiyata satacağız dediler. Ama ben 250 bin aldığım silahı 60 bine sattım. Ananı Yani sikeyim. bu adamlar RTX 500 aldırıp 300'e verdik yani. silah Biliyorum, konusunda sana bir biliyorum. şeyler söylediler mi? Çünkü ben yani 1 milyonluk alışveriş yaptım, 300 bin para çıktı yani. Ya işte yeni bilmiyorum, söylediği adamın söylediği şey, sizi bundan alacağız. Size geri satarken siz kâra geçeceksiniz. Ya da çok Şimdi ufak şöyle farklar söyleyeyim. olacak. 300 bin aldın ya. Belki 200 bine aynısını geri alabilir misin Evet. acaba? Evet, zaten şöyle bugün şöyle dedi mesela. Siz dedi pistol dedi 25 binden alıyordunuz. Bunun ederi 15 bin falan dedi mesela. Ya 200 bine mesela sen söyle. Yine o aradaki farkı kapatması lazım. Çocuğun dediğine göre 200 bin zarar etmiş. Sen o Ne silahı 200 bin? 200 Kaç bin 200 bin alsan oğlum? yine 100 bin zararın kalıyor ortada, Bir anladın de mı? bu silah satışını yaparken yani silahlar alırken lütfen mantıklı alalım. Bak geçen Evet. yani kusura bakmayın arkadaşlar da tam bu Efecan'ın kararıydı. Saygım sonsuz Çaça Dayı'yı da severdim. Genç hoş geldin. Kimsenin yapmayacağı iyiliği yaptık ama sonrasını gördük ne olduğunu. Bahattin Dayı bozul diye söylemiyorum. Sadece bu benim görüşüm. Belki Haklısın bu kızarsın arada, ama bozulmadım. ben kimseye gidip 10 tane zırh verip pompalı verecek lükste değilim. Ve ekstra olarak kullanmayacağımız SMG'leri almak yerine 2 tane SMG yerine 5 tane heavy alırız. Heavy'lerin kusura Aynen öyle. bakmasın Aferin. icraatı daha iyi heavy'lerin. Bir Doğru şey diyeyim doğru. mi? Sadece heavy ve pompalı almak lazım amına koyayım. Aslında evet ya, bir tane de alalım, bir tane ağır AK, ne bileyim 5 Ya tane. bir tane okey yani Ya anladın mı? şimdi zaten şöyle bir şey var arkadaşlar. Hepinizin şeyi ayrı, envanteri. Bunu siz belirleyeceksiniz. Ama Doğru. çatı için olacakları soruyorsanız satış amaçlı. Satış amaçlı en çok ne gider? Evi SMG gider. gider, evi gider. Evidir. Başka da bir Aynen. şey gitmez. Evidir. Ama başta satmayalım bunu Beço. Biraz Bu arada bir etrafta zaten normalde de azalmasını bekleyelim. satmadık. Evet. Bir şey diyeceğim sana Şahin'im. Arcade'den çok hoşlanmıyorum. Biliyorum hani böyle çok pahalı, gereksiz diye düşünüyorsun. Şunu Yok. söyleyeyim. O bazen karşındaki insanı gerçekten çok fazla tereddüte sokabilir, anladın mı? Ya bir de Sen şöyle bir mesela şey heavy var. tutuyorsun. O AK bir çıktı mı var ya nereye kaçacağını şaşırır adam. Evet, sen mesela pat pat evili sıkarken o AK'nin pırt yapmasına can gider, öyle Hiçbir söyleyeyim. şey olmaz. Evet Hiçbir evet. O şey olmaz. uzu oldu. O pırt Yok uzu yok. oldu ama. Hiçbir şey olmaz. Trıt, pardon. Tararararar falan filan yapsam daha iyi. Arkadaşlar bu arada kısa pompalı çok sevdim. Kullanın. Evet. Kesinlikle öneriyorum. Ondan almak Niye, lazım. ne Neyse oldu ki bir dayı? hep beraber bir iskele mi yapsak ya? İskele Aa, ne değil bir oldu? cime doğru Teğmen derdin gidelim daha be. yeni. Şahin. Beço. Bunda ne Aynen. var ya? Tamam, bir cime uğrayalım. Beço'yu da... Tamam Beço sen benle Yapalım. gelsene. Yerim boş Beço, ortada aynen. He. Ne oldu? Sen benle gel Şahin arabanı anlatsın bırakırız bir sana. şeyler bahsedeceğiz sana. Oo, sen de var Ne burada. olur beni yorma Şahin. Yoracak bir Yoracak şey değil. şey değil Vallahi diyor. Yani Anam 2.20'de event delirmiyordum yokmuş ananı arkadaşlar. sikeyim. 3.05'teymiş Oo. event, o yüzden. Ah, bir tur iskele yaparız. Ah. İyi misin lan? İyisin, İyiyim. iyisin, iyisin, İyiyim. iyisin. İyisin değil mi? Ben nerede o Şeyh Şahin? Efecan'ın zentorunu çalıyorum. Hep beraber gidelim de şu Şahin değişim meşim dedi. Ne o iman Cepten iman. dolar ama anlamam.